1944 doğumlu Emine Ateş, Gürün'ün Deveçayır Köyü'nün doğumluyum. 64'lerden evlendim. Kayseri'nin eski Yasıpınar Köyü'ne gelin geldim. Beyim Hasan Ateş'le evlendim. Ve 73'lerde de Almanya'ya geldim. Almanya'ya önce biz beyimle beraber İsveçli Burma Kurumu'na yazıldık. Hep benimki çıktı, beyimki çıkmadı. Hep beraber gelmek istiyorduk. Fakat o benimki çıkıyor, onunki çıkmıyor. Gidiyoruz, iptal ediyor. İlle ki beraber 73'lerde böyle karı koca gelmiyordu. Onun için artık oradaki memur dedi ki sıraları meşgul ediyorsunuz. Beyime dedi siz izin verin dedi. Hanım gitsin ve sonra da sizi götürür. Öyle benim izin verdi. Ben geldim 73'ün 4. ayın 4'ünde İnzülfer'de işbaşı yaptım. Dünya nasıldı? Tabii ki ben Türkiye'de ilk olarak geliyorsun, dil yok, anlamıyorsun falan. Fakat işçi olarak geldiğimiz için yerimiz hazırdı. Uçakla Münih'e indik. Münih'te trenle iş yerimize kadar, Föhr'e kadar gittik. Orada bizim ben ve üç arkadaş. Biri ben Kayserili, arkadaşım birisi Niğdeli, Kırşehirli'ydi. Biri de Mersinli'ydi. Üç bayan biz geldik. Biz geldiğimizde tabii ki trene gide gide yanımızda başka arkadaşlar da vardı. İne ine gittik. Fakat oraya varınca adaya bizi taksiyle aşçının hanımı bizi mutfak yardımcısı olarak geldiğimiz için orada aşçının hanımı bir taksiyle geldi. Üçümüzü de aldı götürdü eve, mutfağa, iş yerine. Fakat çok iyi karşılanıyordu, değer biçiliyordu. Bir yabancı yani sanki yani yeni bir turist gelir yüzünü görmek istersen ya öyle bir şeyimiz vardı. Ama yani dil bilmediğimiz halde çok da yardımcı oluyordu bizimkiler, aşçılar. Şimdi ben kendi sahasıma hep Almanlarla çalıştığım için, hep mutfak yardımcısıydım ve Almanlarla çalıştım. O zaman 6,5 ay orada çalışınca, Bramberg'de benim kaynım vardı. Onun yanına geldim ve Reve'ye işbaşı yaptım. Orada gene Almanlarla çalıştım. Anlaşmaları işte bazen işaretle bildiriyorlardı, bazen de öyle anlaşıyorduk. Yani o zaman zaten öğrendiğim Almancayı o zaman öğrendim. Sonra da fazla öğrenemedim çünkü çevremde Türkler dolayınca hep Türkçe konuşmaya başladık. Maaşlar tabii orada anlaşmalı olarak gelmiştim adaya. Bir kontrat süremiz vardı 6,5 ay. O bitince ya 15 gün izin yapıp ülkemize dönecektik ya da burada kendimize bir iş bulacaktık. Onun için ben işte kaynım yanında hemen Reve'de iş bulunca burada kaldım. Sosyal şeyler çok iyiydi. Tabii bizler fazla böyle Almanlarla kontağımız çok olmadığı dil bilmediğimizde fazla çevreyi tanımıyorduk. Mesela bir mektup gelse bile adaya, benim de mektup o zaman mektup devriydi. Daha bu telefon falan yoktu.
Mektuplar işte gelince gidiyorduk, direkt ben postacı bizim mektupları seçip veriyordu. Yani anlayışlılardı. Vallahi kültürel etkileri şu zamanı tabii ki ben duyuyorum şu zamanı. İçinde yaşamıyorum ama tabii ki yabancılara karşı bazı şeyler olmuş. Yabancılara karşı ne diyeyim? Karşı geliniyor her şeyine. O zamanlar her yerde hemen iş buluyordun. Hemen işsizlik de yoktu çok. Yok, ben yaşamıyorum. Çünkü işte duyuyorum, yaşanıyor. Ama ben sahsi yaşamadım. Polis okulu var Bork'ta. Gene mutfak olarak çalıştım. Yani arkadaşlar çok yardımcı oluyorlardı. Böyle yok sen yabancısın yahut da öyle daha ben bir arkadaşlarım da beni dışladığını görmedim. İşte selam, gördükleri yerde selamlaşmalar, gördükleri yerde hal hatır sormalar. Devam ediyor hala. Çünkü kaldığımız yer küçük bir yer olduğu için bence onda da olabilir. Mesela büyük şehirlerde olsaydık belki bizler de dışlanırdık. Şimdi tabii o zaman bizi İsveç'i bulmak için devletimiz bizi gönderdi. Anlaşmalı olarak Almanya'ya. Ben şu yönde sahsen tabii gelmeseydim daha iyi olacaktı. Çocuklarımı bıraktım geldim. 4 tane çocuğu bıraktım geldim. Burada işe girdim. Biri 10 ay sonra bir evimi getirdim. İşte çocuklar şeyde kaldılar. Kaynatam da kaynababam da kaldılar. Onlar bakıyorlardı evimizde. Öyle. Başka ırkçılıktan fazla şeyim yok. Çünkü herkes küçük yerde olduğum için bence ondan dolayıdır.